kepazelik yapıyor. Osmanlı iyi niyetle bazı hatalar yaptı, yapmış da olabilir. Ama Osmanlı genel anlamıyla iyi niyetliydi. Yani dürüst yaklaşıyordu. Mesela diyorsunuz ki kutsal emanetleri niye alıp getirdiler falan. Kardeşim orada kutsal emanetlerin tamamen imha edilmesi bile mevzu bahis olurdu. Yakardı adamlar, toplar yakardılar yani. Dolayısıyla çok emin, güvenilir bir beldeye, başkenti, İslam aleminin başkenti olan, o devirde başkenti olan bir yere alıp İstanbul'a getiriyor. Ve burada güvenli, saygılı bir ortamda muhafaza ediyor. Yani biz buraya getirmekle İslam aleminin onurunu korumuş olduk. İslam'ın onurunu korumuş olduk. Dolayısıyla bunlar bizimdir demiyoruz biz zaten. Bütün İslam aleminin, bütün Müslümanların. Yani bir ırkın, bir milletin değil. Emanetler diyoruz demiş. Tabii. Ama buna şimdi böyle toptan bir atakla başlamak İngilizlerin devletinin bir oyunu. Benim anladığım Birleşik Arap Emirlikleri, Küveyt ve Suudi Arabistan'la Türkiye'yi savaştırmak istiyorlar. İran'ı savaştırmak istiyorlar. Şimdi altyapısını yavaş yavaş hazırlıyorlar. Yok. Biz Küveytlileri çok seviyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Müslümanları çok seviyoruz. Ve Suudileri çok seviyoruz. Nur gibi Müslümanlar. Modern, aklı başında, kaliteli insanlar. Hiçbir şekilde de onların sözüyle onlara düşman olmayız, muhalif de olmayız. Tarihe eleştiri yapıyorlarsa saygı duyarız. Hakaret ediyorlarsa da Allah onları affetsin, hakaretlerini düzeltmeleri için uyarırız. Yani ağızlarını bozarlarsa onu düzeltmeleri için uyarırız. Ama biz bunu bir kavga ve savaş sebebi asla yapmayız. Bunu unutsunlar. İngilizlerin devleti boş yere bizi etkilemeye çalışmasın. Biz bu nedenlerle İslam alemiyle Müslümanlara çatışmaya girmeyiz. Hadi diyelim tarihi bir eleştiri yapıyor diyelim. Yanlış bilgilenmiştir. Doğrusunu anlatırız. Kale almayız yani. Siz Ed Hüseyin'in tweetini göstermiştiniz yakın zamanda. O da yakın zamanda yine Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Aynı mantıkta. Kardeşim adam diyor bak bu Birleşik Arap Emirlikleri boşa gitmemiştir dedim Ed Hüseyin. Yakında göreceksin dedim. Bak tak başladı. Bu akılları onlara verenler malum mihraklar. O insanlar aklın ucundan bile geçmez. Tarihin geçmişinde kalmış olaylar. Yani tarih içerisinde unutulmuş olaylar. Ya yani bunu adam şu an ortaya getiriyorsa bunda bir gariplik var. Makaleleriniz hakkında bilgi vermek istiyoruz Adnan Bey. Londra'dan yayın yapıyoruz.